Merhabalar, tekrardan hoş geldiniz. Çok değerli bir misafirim var bugün İŞAD As Başkanlarından. Sayın Çevik, daha doğrusu Ali İhsan Çevik, üç isimle gidiyoruz. Ali İhsan Çevik, Ali Bey ile sohbetimizi gerçekleştireceğiz. Günlük konularımız, biliyorsunuz Ali Bey kendisi altın işinde, biraz da altından konuşuruz diye düşünüyorum. Buyurun hep beraber hoş geldiniz diyerek konularımıza girelim, sohbetimizi başlatalım. Ali Bey hoş geldiniz, günaydınlar. Teşekkürler. Böyle İŞAD'ı böyle takip ediyoruz. İŞAD'ın çünkü Mahmutçuoğlu'yla birlikte böyle bir parlaması var. Böyle çok daha göz önündesiniz. Yani siz başkanlar böyle ortaya çıktınız çıkalı. Çünkü eskiden bakıyorum İŞAD'a daha bir yatay ivmesi vardı. Ama son zamanlarda İŞAD böyle hep ses getiren, hep konuşan, hep ortada dönen bir birliktelik oldu. Orada size tebrik ederim, yani başarılısınız. Teşekkürler. Bu konuda. Şimdi sivil toplum örgütlerinin görevi Haluk abicim, toplumda toplumun daha iyi olması için, daha iyi yönetilebilmesi için ses vermesi. Şimdi biz onu yapıyoruz. Şimdi mesela dediğiniz gibi biz Enver Başkan'la birlikte bir misyon edindik kendimize. Biz dedik ki doğru yapılana doğru diyeceğiz, yanlış yapılana da yanlış diyeceğiz. Yani biz hani işte bu bizim arkadaşımızdır, bu dostumuzdur, bu ne yaparsa doğrudur değil. Doğrusuna doğru, yanlışına yanlış. Yani hani biz bir de tamamıyla eleştirel açıdan da bakmıyoruz. Hı hı. Eleştirimizi yapıyoruz. Eleştirimizi yaptıktan sonra çözüm önerimizi de sunuyoruz. Bu alınan karar, bu alınan karar yanlış. Bunun doğrusu böyle olmalıydı. Ya da bu alınan karar doğru, şuraya kadar doğru. Bunun üzerine de şunlar yapılmalıydı gibi yapıcı önerilerimizi de sunuyoruz. Hani genel anlamda nedir? Bizde bir şey var. Yap eleştirini, ne olursa olsun, evet, olumsuzlukları gündeme getir ki gündemde kalasın. Değil. Biz olumsuzluklar varsa bir yerde olumsuzluk, bunu eleştiriyoruz. Onun yerine çözüm önerilerimizi de sunuyoruz. Bizim farkımız bu. Evet. O güzel. Güzel. Çünkü yani, bir daha icraatı size verseler çok rahatlayacağız da. Kimse o kısmını vermiyor. İnşallah. Maalesef. Yani orada şeydeki maalesef işte siyasi şey girince işin içine, orada bir tıkanıklık oluşuyor. En büyük sıkıntımız, evet, da bu. Evet, evet. Yani. O konulara gireceğiz ama siz Altınbaş gibi bir imparatorluğun kuyumunun başındasınız. Değil mi? Yani kuyumun başındasınız. Kuyum. Ve altın bizim için hep böyle merak noktasıdır. Böyle yani bize altın nereden gelir? Nasıl? Çünkü Altınbaş'ın kendi metodu var. Kendi değeri var. Altınbaş'ın ayarları bile mesela daha değişiktir değil mi kuyumda? Yani size ait bir markalaşma var çünkü. Şimdi altın sektöründe Haluk abicim şöyle bir artık son dönemlerde dünyada trend böyle. Hı hı. Bildiğiniz gibi markalaşmaya, markalara bir güven duyuluyor otomatik, tabii, olarak. Altında da bu böyle. Türkiye'de tabii birçok marka var. Altında da yani yalnız biz değiliz. Birçok marka var. Şu an ismini saymayayım, reklama girmesin. Birçok marka var. Bildiğiniz gibi hani genel anlamda bu marka konusunda İtalyan markaları ön plandaydı. Yani tabii, şu an bizim Türkiye'de ön plana çıkan markalar İtalyan markalarıyla yarışır durumda. Yani biz onlarla çok, hadi Türkiye'deki bu işçilik konusunda da avantaj olduğu için biz şu an onlarla rekabet eder konumdayız. Hatta daha iyi konumdayız da diyebilirim. Yani hem kalite olarak hem fiyat olarak. Evet. Yani kaliteyi nasıl? Mesela bir İtalyan dizaynlarını aldığınızda sanki kuyum biraz daha zarif işleniyor, daha fazla modelleri varmış gibi, ya da bana mı öyle geliyor? Yok, kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. Bir tasarım işi. Yani bizim ayrı tasarım bölümlerimiz var. Mesela şu an üniversitede biliyorsunuz ki bizim gruba ait üniversitemiz de var Türkiye'de. Evet. Orada özel takı tasarım bölümleri var. Yani böyle yetenekli olan gençlerimizi, böyle potansiyeli olan gençlerimizi oraya, hani kişisel yetenekle alınıyor oraya da. Orada kendini verilen eğitimlerle de geliştirme şansı var ve çok eğer şey varsa, hamur iyiyse o işlemeyle çok güzel şeyler ortaya çıkıyor. Tabii. Böyle bölümlerimiz var yani şu an orada yetiştiriyoruz eğer iyi noktaya gelince. Yani üniversiteye hem para veriyorlar, hem çalışıyorlar, hem de onların dizaynlarını kullanabiliyorsunuz. Onlara belki de sonuçta garanti iş de veriyorsunuz. Kesinlikle öyle. Yani veriyoruz. Çok güzel bir çalışma o aslında. Bünyemizdeki birçok çalışanlarımı genelde üniversiteden seçiyoruz zaten. Tabii. Yani şu an markalarımızdaki şeyler genelde üniversitelerden seçiliyor. Müthiş. Aynı şeyi burada tekrarlar mısınız? Böyle bir... Var inşallah, öyle planlarımız var. Var. Ha, şahane, şahane.
Ama zaten atölyeleriniz de var yani, ama burada tasarım yapmazsınız. Türkiye'de olur o şu anda. Genelde Türkiye'den olur. Tabii burada da özel siparişleri falan yapıyoruz. Yaptığımız atölyelerimiz var. Tabii. Yani özel bir sipariş olur, bir şey olur. Burada da hizmetlerimiz mevcut yani. Bir de insanlara zaten işte efendim bu İtalyan dizaynıdır, bu ne bileyim ben Fransız dizaynıdır diyemezsiniz Türk halkına. Yani çünkü bizim halkımızın da değer verdiği tasarımlar var. Yani o tasarımları severler, onları alırlar. Ne bileyim işte bir burma bilezikse onu sever. O burması olmayan bileziği İtalyan olur olmaz, o onu almaz mesela. Aynen öyle. Onun için bu zaman meselesi. Bir de geçmişten gelen bir kültür var. Tabii. Yani insanlar neden ailelerden etkileniyor? Görüyor ailede dediğiniz gibi. Bu ölmeyen şeyler. Burma bileziktir, işte hanop zincirdir. Tabii. Bu tür şeyler ölmeyen şeyler. Aileden gördüğü için bunları zaten bulundurmak gerekiyor devamlı. Ama onun haricinde şu an moda tasarım, işte koleksiyon ürünleri falan da bir taraftan var. Tabii. Pırlanta takılara çok ciddi bir yönelim var. İşte bu şekilde günün getirdiklerine, çağın getirdiklerine ayak uyduruyoruz. Tabii. Yani. Bu ama çok önemli bir endüstri bizim için de burada. Yani bu belki de birkaç konumuzu içine alabilecek bir konuya giriyoruz çünkü. Bir, yani fiyatlarla nasıl baş ediyorsunuz? Yani enflasyon bizi nasıl etkiliyor? Benim oğlum anneler günü için sizin mağazanızdan gitti, bir şey aldı, üzerine anne seni seviyorum yazdırdı falan. Öyle bir şeyler yaptık. Keşke tanışsaydık, belki diskontu alabilirdim ama yapamadık o gün için. Ve şimdi bakıyoruz, hakikaten fırlamış yani en ufak bir malzeme. Bakıyorsunuz, hani dudak uçukluyor yani bir şey alacaksanız, yani farkı var. Şimdi fiyatlarınızı nasıl sabit, altın sabit değil anlıyorum ama sonuçta siz bir sunum yapıyorsunuz halka ve durmadan fiyat artışlarıyla, durmadan insanları şok ederek yapamazsınız bunu. Mümkün olduğu kadar absorbe edersiniz. Kesinlikle. Bir onu konuşmak istiyorum. Bir de bizim altın alışımıza Rum'dan gelen, yani güneyden gelen, o kapılardan geçen insanlarımız var mı? Ne kadar etki eder bu? Böyle bunun çerçevesini çizer misin bana lütfen? Genel anlamda şimdi şöyle, altının iki kalemi var fiyatını belirleyen. Hı-hı. Nedir bunlar? Bir maden olarak altının fiyatı var, bir de işçilik olarak. İki kalemden oluşuyor. Şimdi madeni şöyle düşünelim, bir terzinin kumaşını örnek alacak olursak, mesela kumaşın fiyatının artması terzinin işine gelir mi? Gelmez. Çünkü gelmez, şeyi yükselir. Terzi parayı işçiliğinden kazanıyor, o verdiği yemekten. Aynen. Bizde de aslında öyle. Şimdi dıştan bakıldığında yanlış bir algı var. İşte altının fiyatının yükselmesi kuyumcuların işine geliyor. Halbuki bu böyle değil. Yok canım. Böyle. Bu böyle değil. Yani evet, belki elindeki şey değerlenebilir ama biz parayı işçilikten kazanıyoruz. Yani işlenmiş bir ürünün satıldığından. Maden her yerde aynı. Yani biz madeni alırken de o yükselmiş olduğu fiyattan alıyoruz aslında. Tabii geri getirecek olsam aynı şeyi, altın fiyatını aynı paradan alırsınız. Aynı paradan alıyoruz. Altından bir kaybın yok. Tabii. Yani dediğiniz gibi yarın bir gün o ürünü vereceğinizde biz altın fiyatı üzerinden alıyoruz. O verdiğimiz yere ödüyoruz. Biz parayı işçilikten kazanıyoruz. Tabii. Şimdi böyle olunca biraz önce sizin verdiğiniz örnekte olduğu gibi bir şeylerden kısmak gerekiyor. Maden yükseliyor. Bu defa biz işçiliklerden kısıyoruz. Minimum işçilikle vermeye çalışıyoruz. Tabii. Ki çünkü öyle yapmak gerekiyor. Zaten madendeki artıştan dolayı ürünün fiyatı artıyor. Aynen. O tarafa bir şey yapamıyoruz. Çünkü o dünya borsası her yerde aynı. Tabii. Bu taraftan da işçiliği kısmamız gerekiyor ki satabilelim. Çünkü insanların alım gücü aynı oranda artmıyor maalesef. Bundan dolayı bu artışlar bizi olumsuz etkiliyor. Bunu bir sonraki sorumuzla da bağdaştırayım Halik abicim. Şeyde de Rum'dan gelenler de mesela bizden aynı şeyi bekliyor. Hani diğer ürünlerde bugün gidiyor 10 euroya en mükemmel yemeği yiyebiliyor. Aynen. Bizde de aynı beklentiyle geliyor. Yani işte diyor ben çok küçük rakamlarla çok bol büyük şeyler alabilirim gibi geliyor. Halbuki öyle değil. Altının ayrı borsası var. Tabii. Altın her yerde altın. Evet. Global borsası belirliyor bunu. Geliyor tabii, o umduğu şeyi bulamayınca biraz böyle yüzüğünü tabii falan hayal kırıklığına uğruyorlar ama tabii gene de bizdeki işçilikler de ucuz olduğu için tercih ediliyoruz. Yani tabii diye, aynı şey Rum tarafında daha pahalı muhakkak. Çok daha pahalı oluyor. Yani biz oradan çok çok uygunuz. Var gelenler var. Ama böyle hani daha şey olabilir.
Burada da mesela hani yalnız bize göre yorumlamamak gerekiyor. Yani Rumlar hakikaten ekonomimize çok Değil mi? ciddi Tabii. katkı sağlıyorlar. Yani bugün her gelen malda bildiğiniz gibi işte stopajıdır, KDV'sidir. Hükümetin bir geliri var burada. Hükümetin çok ciddi bir Tabii. geliri var. Yani Tabii. ekonomiye çok ciddi bir katkısı var. Yani bugün en kötü ihtimal bir marketteki bulunan ürünleri bile düşünsek, sadece gelip market alışverişi yaptıklarını bile düşünsek çok ciddi ekonomiye katkıları var. Ha, Aynen. bizim burada buna yönelik de bir şeyler yapmamız lazım. Mesela biz İşat olarak çok ciddi adımlar attık. İşte bu girişteki kapıların rahatlatmasıyla ilgili gittik, sınır kapılarında eylemler yaptık, bildiriler okuduk. Çünkü bu insanların buraya rahat gelmeleri demek her ekonominin bütün bacaklarının çalışması demek. Hem de Bunu nasıl? Tabii, sağlamamız gerekiyor. tabii. Yani buradan ne kadar çok insan gelirse, ne kadar rahat geçip gelirlerse bu bizim ekonomimize katkıdır. Evet, Çünkü yeterli şey görüyor musunuz devletten? Çünkü hakikaten söylediğiniz çok doğru. Mesela sizin endüstrinizi düşündüğümde altın satabiliyorsunuz. Dönüp petrol alıyor mesela Rumlar arabalarına. Zaten esas oradan başladı. Ama gelmişken %40 gibi daha ucuz petrol bizim bu tarafta. büyük fark. Yani büyük fark. Yani birileri 10.000 TL harcarsa o tarafta yani 4.000 TL'yi kurtarıyorsunuz. Yani bir büyük fark. Yani biz de olsak biz de o tarafa gider doldururuz. Ve ben de o yarım saati, bir saati ben de beklerim. Çilesini çekerim. Çünkü tanka doldurursam hakikaten beni %40 kurtarması önemlidir. Hakikaten altın da alabiliyorum ucuz. Marketlerden Türkiye'nin ürünlerini ucuza da alabiliyorum. Fakat enteresandır, bunlar aynı insanlar. Geçmişte bu tarafa geçip de su bile almıyorlardı. Ve politikaları da şu, 1 euro 1 kurşun Türk askerine diyorlardı. Yani onlara 1 euro verdiğinizde 1 euro ile bize 1 kurşun alıp bize sıkıyorlardı o kurşunu. Onun için harcamayın diyorlardı o tarafa. Yani milliyetçilik daha işte bu kadarmış Bu Yunan kadar. tarafında. Hani bir laf vardır, paranın bin imanı yoktur derler ya. Aynen bu iş Aynen. böyle, aynen böyle. Çünkü ben de şaştım kaldım. Evet. Çünkü Rumu uzlaşmaz, işte kiliseyi çok inat ve iddialı ve dedim hayatta biz bunlarla bu barışı yapamayacağız. Çünkü bunlar çok çok inat falan. Ama fikrimi değiştirdim. Yani Rumlara yeteri kadar inisiyatif verilirse onlar da bizi artık istemeye başlarlar. Çünkü şu anda çok istemiyorlar bizi. Fakat önümüzdeki problemlere siz hükümetten nasıl bir kapılara eylem yaptınız, kapılar açılsın dediniz, ne bileyim rahatlatılsın dediniz. Sıfıra sıfır, elde sıfır. Yok, biz Ne o yaptılar? dönemde bir sonuç aldık. Yani oradaki yani iki kadına çıkarttırdık. Dört kapı vardı galiba, 8'e falan çıktı. Bu yeterli mi? Yeterli değil. Aslında Değil. farklı noktaları da, şu anki taleplerimiz de farklı noktalardan açılması. Mesela Haspolat bölgesinde olabilir. Tabii. Alayköy bölgesinde, gene o eski havalimanının olduğu yerlerde olabilir. Yani birkaç noktadan daha, Kaymaklı'da da bir yer daha var. Tabii. Oradan olabilir. Fikri Toros 6 tane kapı açıkladı. Ama bizim Lefkoşa için mesela hem Çağlayan tarafında, Kaymaklı tarafında Mausa kapısı var orada. Bir de Baf kapısı var. Yani o da o Ledra otelin olduğu tarafta geçit değil de daha yukarıda Zehra Sokak var yukarıda Hisar'ın üstünde. Onun bir arkasına geçerseniz tarif ediyorum aslında sizin için değil daha fazla ekrandakiler için. Çünkü Mausa'daki, Lefke'deki bilmeyebilir Zehra Sokağı orada. Hisar'ın üzerindeki o eğlence merkezi oldu şimdi restoranların, barların olduğu Çetingaya Kulübü'nden sonraki sokaktır orası. Onun bir arka sokağını düşündüğünüzde orada CTP'nin şeyi de var. Victoria İstit'tir eski ismi orasının ve o da direkt Rum tarafına açılır yürüyüş yoluyla beraber. Onu açmayı düşünüyorlar. Akıncılar var işte. Onu da düşünüyorlar. İşte Pirgo'dur. Yani 6 tane kapı diyorlar. Bu 6 tane kapı açılırsa rahatlayacak ve o ilişkiler daha Daha da da güçlenecek. kazan kazan durumuna geçecek. Çünkü biz onlardan, onlar bizden alıyorlar. Biz Aynen. hala daha oradan alıyoruz. Kesin. Aslında bunun en Et büyük, mesela. et mesela birçok şey. Değil mi?
Aslında barış böyle olur. Barış böyle olur. Yani şimdi nedir? Karşılıklı sonuçta aynı topraklar üzerinde yaşıyoruz. Herkes birbiriyle daha yakın diyalog kurarsa, alışveriş yaparsa, karşılıklı faydalar, menfaatler sağlanırsa yavaş yavaş toplum birbirine kaynaşır. Tabii. Yani gerçekten international bütün gruplar o güven artırıcı önlemlerden bahsetmezler mi hep? Hep işte kapılar açıldı, hep şu oldu, bu oldu. Ve güven artırıcı, yani insanlar zaten en büyük araştırmaların gösterdiği en büyük sonuç karşılıklı güven duyulmamasıdır. Çünkü biz diyoruz ki yani burada Türk askeri olmasa bunlar bizi yutacak. Onlar da diyorlar ki koskoca Türk askeri var orada, onlar bizi yutacak. Böyle karşılıklı bir korku var orada. Aynen. Dolayısıyla bu güven artırıcı ticaret bence en kutsal yoldur. Ticaret en kutsal yol. Yani şimdi biliyorsunuz ki onlarda da ciddi bir kilise baskısı var. İşte, acayip. Böyle bir okullardaki eğitimlerde bile duyuyoruz ki hani böyle olumsuz şeyler aşılıyorlar. Halbuki gelseler, görseler, karşılıklı giriş çıkışlar olsa, işte aileler birbirini davet etse, otursalar, tabii, yense, içilse falan, ya o da insan, ben de insan. Yani hani bu söylemlerin boş olduğunu görürse halk, çünkü halktır karar verecek olan. Ali Bey, bir zaten şey. Yani Rumlarla çok iyi anlaşıyoruz. Yani bence Kıbrıslı'nın, Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk'ün diyebileceğim şu ki örf adetleri çok benzer birbirine. Şunu da söyleyeyim, geçmişte yani bu geçmiş 20 yıla baktığımda iki hadiseyi hatırlarım. Bir defasında onlar için, bir defasında da bizim için. İlik için bir uyum istenmişti. Yani lükemiya hastalığı için. İlikten alınan işte, yani sırasında anne babanın olmuyor evladına vereceği ilik transferi orada lükemiya için ve bunu araştırdıklarında bir Rum'dan buldular. O Türk çocuğuna 6 yaşındaydı yanılmıyorsa o transferi yapabilecek bir Rum'un çıktı. Yani DNA'sı %100 denebilecek uyum gösterdi. Hı hı. Bunlar akraba. Bunlar aynı ailenin insanlarıdır. Bu kadar annenin babanın uymuyor. Ve bu çocuğun uyuyor. Rum kişinin. Ve birkaç sene sonra aynı problem Rum tarafında gösterir. Ve yine bambaşka insanın problemi bambaşka bir Türk'ün uyar. O iyilikteki uyumu. DNA'sı tamamen %100 denecek kadar uyum gösteriyor. Ve çünkü bunda bankalarda bir miktar bunlar birikir bu tip şeyler ve oradaki araştırmada bu ortaya çıktı. Yani biz DNA olarak da aynıyız. Kesinlikle. Çok enteresandır. Örf adetlerimiz zaten aynıdır. Bir tek din ve lisan açısından değişiyiz. Aynen. Bana kimse diyemez o Rum'dur bu Türk'tür. Bana DNA'lar bunu gösterdi zaten. Hiç belli olmuyor yani, zaten. Halika. Bakıyorsun mesela adam. Ya diyorsun bu bildiğin Kıbrıs'ta Türk tipi, hareketleri, davranışları. Adam bir konuşuyor, ne kadar çok benziyor. Çünkü tabii, aynı topraklardayız, aynı kültürlerde. Aynen. Yani aynen, geçmişte çok ciddi birlikte yaşanmışlıklar var. Tabii. Yani dolayısıyla da hani bu aslında bu kapıların açılması, birçok şeyin açılması toplumun birbirine kenetlen, yani birbirine karışmasını sağlar. Tabii. Ha tabii, burada da zaten karşılıklı ticarettir, odur budur. Yani bunlar aslında ada üzerindeki o barış ikliminin oluşmasını tabii, sağlar. Tabii, toplum karışırsa siyasetçi de ona göre düşünecek zaten. Yani şu anda Rum siyasetçinin en büyük sorunu Papadopoulos ağladığı zaman Annan falan da ben bir Kıbrıs Cumhuriyeti aldım. Buradan işte Kıbrıs Cumhuriyeti'ne Türkleri katarak ayrılamazdım. Yani ağlıyordu. Yani asla Annan planına evet diyemezdi diye. Böyle bir durumda. Çünkü halkı, yani o bence bir rol oynadı orada. Yalancıktan ağladı. Hı hı. Ama esas toplum hazırsa barış da hazır olur diye İşte düşünüyorum. Toplumu hazırlamanın yöntemi de böyle birbiriyle kaynaştırmak. Arkadaşlar, bu kapılar mapılar açılırsa o sonuçta günün sonunda Papadopoulos ya da kim ne kadar alarsa alarsın buradaki nihai kararı verecek olan toplum. Evet. Toplum eğer görürse ki ya bu insanlar kötü insanlar değil, bu insanlarla birlikte yaşanır'a karar verirse buna kimse hayır diyemez. Ya da mevcut günümüzün şartlarına göre yeni bir konjonktür oluşabilir. Ya tamam, herkesin tabii, devleti ayrı, şeyi ayrı. Ya bu da bir barış ki illa şey mi olmak lazım, onların buraya, bunların oraya mı gitmesi lazım? Çünkü alışılmış bir düzen var. Tabii, hiç tabii, kimse de ayrı bölgelerde barış içerisinde yaşayabilir. Barış içerisinde yaşanabilir. Yani aç sen 6-7 kapı daha aç, isteyen istediği zaman oraya gitsin, isteyen istediği zaman bu da bir yöntem. Yani illaki yani bugün
Rum'dan kalkıp da eğer kuzeyde diyelim ki malı var adam kalkıp da oradaki düzenini bozup da buraya gelmez. Yani bu hani global mal takasıyla belki bir şeyler olur ama onlar orada biz burada. Hani Tabii. isteyen istediği zaman gider. İsteyen yani Tabii. değişmeyen aslında değişimin ta kendisi. Bunu bazen idrak edemiyoruz Halil Tabii. abicim. Yani Tabii. yeni şartlar bu. Bu şartlara göre yeni bir toplumun ihtiyacına göre siyasiler şekillendirmek durumunda. Eğer yeni şartlar böyle oluşmuşsa buna göre bir barış dizayn edilir. Yani sonuçta şey değil ya Evet. illa ki o oraya gelsin bu buraya gelsin gibi değil. O Tabii. oradan malını alsın bu buradan malını alsın adil bir şekilde. Tabii. Ve tekrar İşte böyle bir ama şey. o mal tanzim komisyonunun çalışması lazım. Yani bizim orada birazcık daha ev ödevi yapmamız lazım ve o sorumluluğu bizim yerine getirmemiz lazım. Çok para yerine getiremiyoruz bir türlü. Yani pek çok şeyde zaten sınıfta kalıyoruz. Şu anlamda her yere paramız yok diyoruz. Mesela bugün öğretmenlerimiz grevde. Okullarda grevler giriyorlar. Çünkü işte yok konteynerlerde, yok çadırlarda, yok işte okulların durumu çok kötü, yıkılacak durumdadır. İşte sıvaları düştü. O eksik, bu eksik. Devamlı karşısında ne buluyor? Para yok, bütçe yok. Biz bunu yapamayız gibisinden. Yani devamlı bu şey içerisindeyiz. Karşılaşmış iki tane boğa böyle kafa kafaya vuruyor devamlı. Turizm de böyle, sağlık böyle. İlaçlarımız yok, şeyimiz yok. Sebep para yok. Fakat nereye para var? Seçime. Seçime. Yani bilmem, buyurun siz ne En büyük düşünüyorsunuz? Bilmek sıkıntımız da isterim. o aslında. Yani Değil mi? dediğiniz gibi çok ciddi bütçelerden bahsediliyor. Bu sadece bir sandalyelik milletvekili seçimi için. Tabii. Diğer taraftan da içler acısı şu an öğretmenler grev yapıyor ki okul yok. İşte depremden dolayı sıkıntılı, risk var Aynen. falan filan gibi. Aynen. Yani işte maalesef doğru yönetilmiyoruz Ali abicim. Yani buradaki en büyük sıkıntı şimdi düşünün siz ki bir aileyi düşünün. Bir taraftan şey yok, çocuğunu alacak ayakkabısı yok. Bir taraftan havaya tatile gidiyor gibi Evet. düşünün. Yani bu maalesef bizdeki sıkıntı da bu. Bunun da çözüm yolu TUBAŞ'tan bir değişimi öngörüyoruz aslında biz. Her şey en baştan bir değişsin, bir sistem değişikliği olsun. Yani burada mesela bakanlık yapanların bir seçilmek ailesi olmaması lazım. Yani burada bir tamamen bizim hep işat olarak savunduğumuz bir konu var. Bir başkanlık sistemi gibi bir sistem gelsin. Yani başta duran bir kişinin seçilme ya da seçilmemek ailesi olsun ki topluma yönelik faydalı bir şeyler yapsın. Bugün bakan olan vatandaş ben buradaki görevimi tamamlayana kadar topluma ne kadar iyi hizmet ederim onu düşünsün. Bunu yaparsam bunu oyuna alamam, bunu yaparsam bunu gücendiririm gibi konularla eğer hareket edilirse radikal kararlar alınamıyor. En büyük sıkıntımız da bu. Yani biz eğer orada gerçek anlamda böyle seçilmek ailesi olmayan birisi ol, yani günü kurtarmaya yönelik kararlar alınıyor. Evet. Bizdeki en büyük sıkıntı bu. Ama toplu bir başkanlık sistemi gibi olursa oradaki sadece bir kişinin seçilme ya da seçilmemek ailesi olur. Tabii. Ama başkanlık sistemi hangisi? Türkiye, Bunu deyince de Amerika, en büyük bir sonraki soru da bu geliyor. değil Evet. mi? Hangisi yani? Şimdi Doğru. burada biz kendi dokumuza uygun bir sistem geliştirmemiz lazım Evet. arkadaşlar. Yani ne Türkiye gibi, şimdi ne Güney gibi, ne Amerika gibi. Hepsinde böyle iyi gördüğümüz yönleri alıp kendi dokumuza en uygununu belirlememiz gerekiyor. Yani burada şimdi başkanlık sistemi deyince insanlar hep şunu algılıyor. Oluşabilecek en yanlış örnekleri algılamaya çalışıyorlar. İşte şurada oldu böyle oldu, burada oldu. Tabii. Tamam biz bunu kendi sonuçta biz aydın bir milletiz. Bizi yönetenler bunu gayet iyi yapabilir. Her tarafta gördüğü iyi özellikleri alıp TUBAŞ'tan bizim dokumuza uygun bir Doğru. sistem geliştirebiliriz. Doğru. Ve bu sistemle gidebiliriz. Mesela şimdi bildiğiniz gibi Yunanistan'da şu an hükümet kurulamıyor. Yeni bir seçim oldu. Ve %40 almasına rağmen iktidardaki parti gerekli çoğunluğu sağlayamadı. İşte 5 milletvekili, 10 milletvekili olan partilerle koalisyon pazarlıkları yapılıyor ve şu an mesela çıkmaza girdi Tabii. bu. Burada ne var? Şimdi eğer ilk turda Yunanistan'daki sistem budur. İlk turda eğer gerekli çoğunluk sağlanamazsa ve koalisyon kurulamazsa ikinci turdaki seçimlerde birinci gelen partiye ekstradan 20-30 milletvekili daha veriyor sistem ki kurabilsin yani bir Evet. tıkanıklık oluşmasın diye.
Bu da bir nevi bir başkanlık sistemi aslında. Oraya seçilen hükümet tekrar bu ikinci turda elde edeceği ekstra milletvekiliyle hükümeti kurabiliyor. Ve en azından bir 5 yıl, 4 yıl artık her neyse oradaki seçim süresi icraat yapabiliyor. Yani onu Tabii yapmadın ben neyse. hükümeti bozarım, bunu yapmadın ben hükümeti bozarım gibi tehditlerle karşılaşmadan en azından bir 5 yıl icraat yapabiliyor. Doğru. Biz de mesela böyle bir şey yapabiliriz. Yani bugün 20-22 milletvekili ya da 20 milletvekilini geçen partiye ekstradan bir 7 milletvekili mesela verilebilir. Sistemi öyle bir dizayn Tabii, ederiz ki tabii. 20 milletvekili ve üzeri alan iktidar olmaya hak kazanabilir. Ve en azından biliriz ki 5 yıl boyunca sabit bir hükümet var. En azından icraat yapabilecek bir hükümetle karşı karşıyayız diyebiliriz. Ama diğer türlü hep koalisyonlara mahkum oluyoruz. Hakikaten 1,1 yıl sürüyor. Yani 13-14 ay sürüyor hükümetlerin ortalaması. Yani Cumhuriyet 83 yılından kurulduktan bugüne kadar yapılan ve bozulan hükümetleri baktığımızda ortalama 13-14 ay gibi bir hükümet Değil mi? süresi var. Bu hakikaten komik bir olay. Yani bugün işte bakanıydı, müsteşarıydı, özel kalemiydi, şusuydu. Her gelen hükümet de bunları atıyor. Aynı partide olsa gene öyle bir değişiklikler oluyor. Yani Tabii. düşünün siz ki şu an bir sürü bürokrat emeklileri var. Evde yattığı yerde çok ciddi maaşlar alanlar var. Bunlar hep Tabii. hükümetin sırtında bir kambur. Hani tabii ki biz bulamayız çocuklarımız için doğru düzgün bir derslik yaptıralım, depreme dayanıklı binalar Evet. yaptıralım. Çünkü israf yapıyoruz. Gerekli yerlere gerekli harcamaları yapmıyoruz. Bizim en büyük sıkıntımız bu. Doğru. Yani doğru yönetilsek bu sistemsel olarak hani bir sistem değişmesi gerekir diyoruz ya işte bunun şeyleri bu. Sen binlerce, yüzlerce evde yattığı yerde maaş alan, çok ciddi maaş alan senin bürokratların var. Maalesef. Sen mesela biraz önce sizin de belirttiğiniz örnekte olduğu gibi 1 milyon pound bir sandalyelik milletvekili seçimi için harcamayı öngörebiliyorsun. Bulabildik o parayı. Yani hiçbir Bulabildik. şeye Bakın, bulamıyoruz da ona o buldu. parayı bulabildik. Yani bir milletvekili seçimi için milyonlarca poundluk bir şey bütçe ayırabiliyoruz. Aynen. Öbür taraftan yüzlerce kişiye ekstradan işe gitmediği yerde maaş verebiliyoruz. Sistemimizin doğru işlemediğinden dolayı. Maalesef. Tabii bu kadar yani bunlar sadece verebildiğimiz bir iki küçük örnek. Ne kadar daha büyük örneklerimiz var. Yani bunu bir ev yönetir gibi, bir şirket yönetir gibi doğru kanalize etsek kaynaklarımızı bunların hiçbirine gerek kalmaz. Aynen. Yani şimdi hani öğretmenlerimiz evet çocuklarımız mağdur oluyor. Yani bugün hakikaten devlet okullarında doğru düzgün eğitim alamıyor çocuklarımız bu grevlerden dolayı. Bu bizi gerçekten çok üzüyor. Tabii. Üzülüyoruz. Ha bir taraftan dönüp diğer taraftan da bakıyoruz. Haklılar mı? Haklılık payları da var. Ama yöntem bu mu olmalıydı? O tartışılır. Tabii. Ama yani bugün savundukları şey de haksız değil öğretmenler. Yani evet binalar her an her şey olabilir diyor. Yani biliyorsunuz ki bugün herkesin çocuğu değerli, herkesin şeyi Tabii, kendine. Yani tabii. bugün hayata küsüyor insanlarımız. Yani bugün bir çocuğun bir tırnağı kanasa neler hissediyoruz. Yani ben o depremzede ailelerinin durumunu düşünmek bile istemiyorum Halik abiciğim. Tabii canım, Hakikaten çok tabii. zor. Çok zor bir olay, çok ağır bir olay. Yani bu yaşadığımız olaylar hakikaten önlem almamız gerektiriyor. Doğru. Bunlar doğru Tabii. ama bu yöntem biraz yanlış. Hükümetin tavırları da yanlış. Yani bunu böyle oturup doğru düzgün şey yapmamız lazım. Masaya Kimse yapmıyor. Yani böyle komiteler kurulur, tartışılır, raporlar hazırlanır. Aynen turizmde olduğu gibi Aktunç şey diyordu. Yani resmen şey bakanlık turizm raporu mezarlığı. Yani her gelen giden var. Bol bol raporlar var ne yapılması gerektiğini. Sadece yapan yok. Yani yapanı bulmak lazım. Ve hala daha öyle devam ediyoruz. Yapan nasıl olsun Ali abicim? Oraya oturan diyor ki ben diyor 13-14 ay sonra zaten buradan kalkacağım diyor. Aynen. Ben diyor burada ne kadar insanları memnun edersem. Yani Aynen. o da Ne kadar şirin ne kadar görünürsem. şirin görünürsem diyor adam. Tabii. Yani sistem buna el vermiyor. Tabii. Yani bunun bu noktada bir başarı çıkması, bir icraat çıkmasına imkan ve ihtimal yok. Değil Nedeni mi? de bu düzen. Bu düzenin Aynen. değişmesi gerekiyor. Bu sistemin değişmesi gerekiyor. Yani maalesef bu böyle küçük toplumlar genelde iyi yönetilir. Ama bizdeki sistemsizlikten dolayı, bu yönetim zafiyetinden dolayı iyi yönetilemiyoruz. Halbuki bizdeki küçük toplumlar iyi yönetilir dediğiniz de oradan giriyorum. Hele bizim gibi küçük toplum hem korkunç bir ganimet bulur. Yani mal, mülk, sanayi,
her türlüsünü bulur burada. Hatta bizim buradaki sanayi Türkiye'ye gitti. Çünkü Türkiye'den daha iyiydi buradaki sanayi zamanında. Ve hem onu değerlendiremiyoruz, malları, mülkleri değerlendiremiyoruz. Hiçbir şekilde sanayimiz gelişmiyor, hiçbir şekilde. Türkiye bol para akıtıyor bu tarafa, aman mağdur olmasınlar, aman ihtiyaçları olmasınlar diye bakış açısı biraz daha değişikti başlangıçta. Ve buna rağmen sadece biraz da o zaten o problem. Hani balık tutmayı değil de hep balık verildi ya bize. İşte al bunu harca, al bunu yol yap, al bunu şunu yap, al bunu memurları öde. Zaten esnaf, küçük esnaf, tiki toka bir şeyler yapıyor zaten. Şimdiki gibi böyle bir gelişmişlik yok. İşte ne bileyim ben 40 bin metrekarelik, 100 bin metrekarelik iş yerlerimiz var bugün sanayide. Şeye giderim, Mausa yolunda Haspolat'ı geçtikten sonra böyle o camiyi seyretmesine bayılırım orada. Yani büyük bir camimiz var, Hala Sultan Camii. Ondan sonra şeye bakarım, soluma bakarak giderim hep. Niye? Çünkü uçak gemilerine benzetirim o şeyleri, depoları ya da fabrikaları, neyse onlar orada böyle. Her biri böyle uçak gemisi gibi sıralandılar böyle ard arda. Metrekarelerini bilemiyorum, o yanında şeyim yok ama bayağı bir metrekare var o depoların içerisinde. Depolama, yani nerede vardı bunlar bizde? Ne kadar gelişmişiz yani bu konularda? Buna rağmen, bu zenginliğe rağmen, Türkiye'nin know-how'ına rağmen biz hala daha yönetemiyoruz. Yani maalesef ikimiz de aynı şeyi söylüyoruz. İşte en büyük sıkıntı orada. Yani şimdi şunu bilmemiz lazım. Üretmezsek yok oluruz. Elbette. Bunu bilmemiz lazım. Yani bizi yönetenler de üreticiye destek, üreticilerimize destek olmaları gerekiyor. Yani bugün en büyük girdi kalemlerinden birisi enerji. Elektriktir, akaryakıttır. Yani bunların ucuzlamasına yönelik hamleler yapılması gerekiyor Ali Kavcım. Bugün mesela üreticilere yatırım desteği verilebilir. Veriyorlar. İşte, yatırım değil ama mesela Sayın Ünal Üstel'in açıklamaları var. Yani ev yapmak isteyene, almak isteyene tabii şartları var bunların. %1'lik gibi, yani %12'lik bir faiz gibi 10 yıllığına böyle bir şeyleri var. Yani biraz evvel baktım ben, yani 1.2 milyonu verdiğine, yani insanlara ne veriyor? 50 bin sterlin veriyor ev sahibi olmak isteyenlere. 50 bine birazcık eforuna yani bir apartman alınabilir. Bir apartman dairesi alınabilir bununla. Yani hayatına öyle başlar mesela. Yani faizler çok iyi bu durumda. Ve hatta evi hasarlıdır, bunu onarmak için 1.2 veriyor. Küçük iş yerlerine mesela o primini ödüyor. Sigorta primini ödüyor. Bunlar hakikaten iyi bir injection'dır. Çünkü iş yerleri seviyor. Belki sizler biraz fazla büyüksünüz bunu almak için ama hatta konusu geçti. Yani 100 çalışanı olan, 200 çalışanı olan niye yararlanmasın bu primden? Niye sadece 10 kişiye kadar olsun? Yani onun günahı ne gibisinden. Ama onu da yapıyorlar. Çünkü şartı nedir orada? Bu primi ben veriyorum ama işten adam çıkarmayacaksındır şartı. O hiç fena değil. Çünkü siz yardım alıyorsunuz ama insan da çıkmıyor. Çünkü oradan çıkan işçi direkt işsizlik bürosuna başvuracak. Hem o işçiden bir vergi elde etmiyorsunuz, tam aksine gelen vergiden o işçiye işsizlik parası ödeyeceksiniz. İki taraflı kötü. Bunu yapıyorlar. Peki sizlerin şu anda böyle zor durumlarda, hükümette para yok, insanlarda para yok. Bir kuyumcu olarak tavsiye eder misiniz? İnsanlar altın alsın, bir köşeye koysun. Altın her zaman için güvenli limandır. Yani altın alma, şimdi şöyle, bildiğiniz gibi her para birimi bir ülkenin ekonomisine bağlı. İşte dolar Amerika'ya, pound İngiltere'ye, işte euro Avrupa Birliği'ne gibi. Altının ayrı borsası var. Yani tamamen bu para birimlerinden bağımsız, kendine ait bir borsası var. Öyle borsası olduğu için de bütün para birimlerine göre daha iyi kazandırır. Ondan dolayı da altın her zaman güvenli liman olarak bilinir. Evet. Güvenli liman olduğu ama için altın derken böyle borsadaki altın değil mi? Yani ya da külçe altın. Şimdi içinde işçilik olan bir altın alırsanız aynı seviyede bir yatırım olmaz. Şöyle, şimdi öyle paralar veriliyor ki bu sahte takılara Ali Abicim. Yani hani altın alırsın o şeye, yani o kadar. Altın, doğru. O altın, hiç değilse altın al, hem zevkini yap hem takı olarak kullan.
Hem de elindeki şey değerlensin. Yani gün geçtik sonra değerleniyor, üzerine koyuyor. Yani bir de çoğu bünyeler hassastır biliyorsunuz. Alerji yapabilir, şey Doğru, yapabilir. doğru. Altında öyle bir durum yok. Altın hem tertemiz bir aksesuvardır hem de durduğu yerde de değerlenir. Evet, kimseye de alerji yapmaz. Kimseye de ama alerji işte yapmam. Hani bir malı alırsınız ve geri götürdüğünüzde bir dakika ya ben buna işte 100 dolar vermiştim. Şimdi bana siz buna 80 veriyorsunuz. Yani niçin? Daha madem altındır, madem aynıdır, madem hiçbir şey değişmedi, niye bu böyle? Çünkü bununla karşılaşıyorsunuz genelde. Çünkü oradaki işçilik parasına para ödemiyorsunuz. Yani işçiliği ben yaptım. Siz aldınız ama siz aslında buna bir işçilik olarak bir şey katmadınız. Yani kendi işçiliğimi niye ben senden geri alayım gibi bir durum var orada, değil mi? Ama altının fiyatı altın fiyatıdır. Onu alıyor. Orada da şöyle, hani bu zaman içerisinde bu altının madeninin yükselmesiyle birlikte işçiliği de kavur ediyor. Yani bugün 100 dolar aldıysan bir sene sonra yine 100 dolara verebiliyorsun. Yani o şeyi çıkarıyor. Maden yükseliyor ya devamlı. Evet. Ondan dolayı onu kavur ediyor. Dolayısıyla da herhangi bir kayıp gerçekleşmiyor. Evet. Şu dönemde evet. Öyle. Zaten yani sebebi de o. Hiç kayıp gerçekleştirmemek. Hiç, aynen öyle. Çünkü haberlerde şu var. Nakit sıkıntısı başlayacak şu anda. Bazı bankalar musluğu kapattı TL açısından. Artık sana TL istediğin kadar borç vermiyor. Seni limitliyor artık. Çünkü bankalarda TL kalmadı gibi bir durum yaratılmak isteniyor. Yani orada hiç de öyle bir emin değilim. Çünkü burada bir Merkez Bankası var, Türkiye var. Yani böyle bir nakit sıkıntısı biz çekmeyiz diye düşünüyorum. Ama bu da toplumun dövize olan yatırımını gösteriyor. Yani hep döviz yapılıyor. Ve şimdilerde de yine hükümete güven veyahut da Türk lirasına güven olmadığı için herkes dolar yatırımını da çekiyor bankalardan diyor. Aslında bu çok hoş değil. Yani bunu işte Afrika gibi gazeteler yazar. Çünkü kaosu severler. Kaosu severler. Yani bir huzursuzluk çıksın falan hoşlarına gider. Ama siz olsanız öyle bir şey yapar mıydınız? Yani paranızı alır mıydınız bankadan? Ya şimdi dediğiniz gibi şu an en büyük sıkıntı bir acaba ne olacak gibi bir evet, belirsizlik. Endişe var, belirsizlik var. Yani ben bu belirsizliğin işte bu pazardan sonra ortadan kalkacağına inanıyorum. Hmm. Şimdi o veya bu şekilde bir net bir çizgi çıkacak ortaya. Ya o kadar da kötü olduğuna inanmıyorum ben açıkçası. Yani anladım. Böyle o var bu var. Yani sonuçta herkes ülkenin iyiliği için bir şeyler yapıyor. Vatandaşın evet, iyiliği için yapmak evet. Durumunda. Yani ben ümitli bakıyorum geleceğe Haluk abicim. Yani evet. Çok da öyle karamsar değilim yani. Değilim. Onun millet, için altın alınız diyorsunuz altın, yani. Altın güvenli liman. Tabii, yani tabii. Altın her zaman için kazandırır. Yani dediğim evet. Gibi diğer döviz para birimlerinden ziyade altını daha çok tavsiye tabii. Ederim. Külçe altın satıyor musunuz? Biz daha çok yani böyle yatırım amaçlı isteyenlere Cumhuriyet altını falan satıyoruz. Külçe altını böyle tabii çok isteyen olursa yardımcı oluyoruz ama daha çok Cumhuriyet üzerinden şey yapıyoruz. Evet. Kaldı ki hani altını eğer altına yatırım yapmak isteyenler bankalardan şey üzerinden de alabiliyorlar. Kağıt üzerinden de alabiliyorlar. Hani bu kadar. Tabii borsası yani. Şeyi falan. Borsası yani, falan şeyi var. Onu yapıyorlar. İlle de alması zaten külçe oluyor zaten altığı da. Aynen yani orada öyle. Değişmeyecek aynen. Bir değer üzerinden alıyor. Onu yapıyorlar. Aslında bir de hükümette şöyle bir değişim de olabilirdi. Yani hiç başkanlık sistemine gitmeden bir tane başbakan siyasetçi olarak kalır ve geriye kalan bütün bakanları siz özel sektörden çıkarırsınız. Mesela. Bir de şöyle olur. Yani o en ucuzu, en basiti yasayla uğraşmadan bir değişiklik böyle. Başbakan bunu yapabilir. Başbakan bunu. Bir de hani illaki özel sektör olmasına da gerek yok. Yani dalında uzman insanlar olabilir. Aynen. Bakın mesela Türkiye'de nasıl yapıyor genelde bakanlar nasıl atanıyor? Dalında en iyi. Mesela Milli Eğitim Bakanı'nı atıyor. İşte yüzlerce okulu olan bir vatandaşı gel sen diyor bak bu işi iyi yapıyorsun eğitimi. Gel diyor Milli Eğitim başına sen geç diyor. Ekonomide iyi olan birine bakıyor sen en iyi bu işi yapıyorsun gel sen burayı da yönet diyor. Yani aslında tabii. Çok karmaşık düşünmeye gerek yok Haluk abi. Yani bu bir şeye benziyor bir şirket yönetme. Bir yani sonuçta bir idari kısım. Aynen. Yani nerede ne yapılmasını kim bilir burada en iyi ne yapılması gerektiğini tabii. Haluk bilir. Tabii. Gel Haluk abi sen burayı yönet gibi. Bu denilebilir aslında. Mesela biraz önce altını çizmeye çalıştığım konu da o.
Eğer bir başbakan dediğiniz gibi sadece seçilip seçilmeme derdi başbakan da olsun. Ve başbakan desin ki ben bu ülkeyi en iyi şekilde kimin yöneteceğine inanıyorum. Mesela diyelim ki maliyeyi. Kim en iyi bu para işinden anlıyor? Gel sen anlıyorsun sen yönet. Evet. Diyelim turizmi. Kim anlıyor en iyi bu işten? Sen anlıyorsun. Gel sen evet. yönet. Ki adam işin mutfağından geliyor. İşin zemininden geliyor. Nerede ne yapılması gerektiğini en iyi o bilir. Haklısın. En iyi bilen adamı gör. Yani sen şeyi bilene ver ki o yapsın. Yani sektördeki sorunları biliyor. Evet. Çalışanların sorunlarını biliyor. Orada mevcut durumu en iyi analiz etmiş olan o. Ancak bunu o bilir. Sen veriyorsun adamı sırf biraz oy potansiyeli var diye bu adama hiç alakasız olmadığı bir bakanlığı ver. Adam ne yapacak ki orada? Aynen. Zaten bir şey bilmiyor. Orada. Biraz da hükümetin benim bakanlarım her bakanlığı yapar modu da var ya. Hani ne demişti Sayın Ünal? Yani dönüşümlü herkes bakanlık yapacak. Tamam da adam ne bilecek bir herhangi bir bakanlığı? Yani şimdi bu şeye benziyor. Biz bazen iş mülakatlarına geliyor. Ne iş olsa yaparım abi. Evet bu tamam. O öyle olmaz ama herkes her şeyi bir uzmanı olduğu dalı yönetmeli. Ve uzmanlaşmalı. Ancak böyle iyi idare edilebiliriz. Aynen. Yani şu anki mevcut durum belli. Şu an iyi idare edilemiyoruz. İyi yönetilemiyoruz. Bunun nedeni de bizim analizlerimize göre ve bizim tespitlerimize göre burası. Hmm. Burası eğer iyi analize edilip dokunulursa bu noktaya bence çözülür bu işler. Çok da karmaşık değil aslında. Evet, evet. Yani inşallah diyeceğim de yani böyle pek çözülen bir şeyleri görmüyoruz orada. Aslında bayağı bir şeyler var burada da süremiz doldu. Tamam. Yani unuttuğumuz bir şey var mı bilmiyorum ama kamuda nasıl gidiyorsunuz? Bir de seçim var. Seçimde herhangi bir tahmininiz var mı burada ve Türkiye'de? Yani Türkiye'de nasıl görüyorsunuz seçimler? Yani siyasi tavrınızı ortaya koymadan yani işte şu kazanır görünüyor, şu kazanır görünüyor. Yani sizden bekleyemem esnafsınız sonuçta siyasi taraf göstermenizi. Ya burada çok taraf gözükme çok önemli değil. Belirtmekten şey yok, cezası yok bu işlerin. Aynen. Ya şöyle diyelim Ali Kavcım, ülke için en hayırlısı neyse olsun. Tabii, yani en hayırlısı tabii. Kimse o kazansın. Yani ama sen biraz kaytarmalık bir cevap olur. En daha hayırlısı. Bir daha ciddi cevap böyle. Yani yani görünen size, algısını veren size, yani şu daha iyi reklam yapıyor, daha göz önünde. Çünkü şu televizyondaydı avantajı var, bu hakimiydi avantajı var. Öbürü zaten müsteşardır, işi iyi biliyor. Bağımsızın şusu var. Yani kazanan adamı bir böyle gözünüzün önüne getirdiğinizde niye kazansın o adam? Ne meziyetleri var? Ya şimdi Türkiye'de zaten bildiğiniz gibi ilk tur seçimleri sonuçlandı. Tabii. Burada sonuçlar da ortada. Yani burada Sayın Erdoğan bir adım daha önde gibi gözüküyor. Hmm. Tabii bu seçimdir. Her şey olabilir. Her şey olabilir. Tabii. Her şey olabilir. Burada da zaten hani bizim seçimimizi zaten çok da açıkçası gerekli de gördüğümü söyleyemem. Yani bu kadar evet. masrafa, bu kadar şeye, biraz önce belirttiğimiz gibi bu kadar ihtiyaç varken 1 milyon buna, harca. Bu 1 milyon harcamaya gerek var mıydı? Açıkçası bunu gerekli bile görmüyorum ben. Aynen. O yüzden de çok şeyin değişeceğine de inanmıyorum. Evet, kim kazanırsa evet. kazansın. Evet, hayırlısı olsun hayırlısı diyelim. Hayırlısı olsun diyelim. Herkese, peki. Peki, Ali İhsan Cevi'yi dinlediniz. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim arkadaşım. İyi ki geldiniz. Güzel bir sohbet oldu. Sağ olun. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Evet, yani ticaretin içinden, göbeğinden böyle duymak, anlamak çok çok önemli. Çünkü sadece siyasilerle olmuyor bu işler. Sadece akademisyenlerle de hiç olmuyor bu işler. Ticareti daha fazla dinlememiz, kulak vermemiz lazım, gerekir diye düşünüyorum. Peki biz kısa bir araya gireceğiz. Bu defa da daha değişik, cin gibi bir adam gelecek konuğumuz olarak. Onunla sohbet edeceğiz. İzninizle.